Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık at maçını yorumlayalım serimizin son günündeyiz. Bugün bu videoyla birlikte bir video daha arkadaşlar yayınlanacak. Ve bugün yayınlanacak iki videoyla birlikte at maçını yorumlayalım serimizin takipçi maç analizleri serimizin sonuna geliyoruz. Bu seriden sonra sizden bir hafta müsaade isteyeceğim. Bir hafta müsaadenin sonunda kısa kısa tuzaklar serisi başlayacak. 1-2 dakikalık videolardan oluşan her gün bir tane basit tuzak, oyun başı tuzağı, oyun ortası tuzağı gibi bazı basit tuzaklar var. Onun hazırlığını yaptık. Tamamıyla çalışmalarını bitirdik. Video çekimlerine başlayacağız. Bir haftada tüm çekimleri tamamlayıp her gün bir tane basit tuzak videosu atmaya başlayacağız. O video bittikten sonra da başka video serilerimize geçeceğiz. Fakat at maçını yorumlayalım serimizin son gününü ilk maçının videosunda arkadaşlar takipçimiz Yusuf hocamız, kendisi bir antrenör, Yusuf hocamızın öğrencisi Abdullah'ın siyahlarda oynadığı güzel bir açılış var. İtalyan oyunu, bildiğimiz klasik bir oyun. Fakat beyazların yaptığı İtalyan oyununa Abdullah arkadaşımız 5 dakikalık oyunda o kadar güzel cevap veriyor ve o kadar güzel şahlarına saldırı yapıyor ki rakibin vezirini çok güzel sıkıştırıyor. Tabii ki de rakibin hataları yok değil, var. Ama öyle tahmin ediyorum ki yaşı küçük olan bu sporcumuz İtalyan oyununda gerçekten muazzam bir şekilde oynayarak sonuca gidiyor ve kazancını tamamlıyor. Bu maçın analizine geçmeden önce sizler de lütfen bizlere destek olmak için Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip etmeyi, hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak Hayatımız Satranç YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve bakalım Yusuf hocamızın güzide öğrencisi olduğunu düşündüğümüz Abdullah arkadaşımız nasıl oynamış İtalyan oyununda. Beyazlar E4 ile başlıyor. E5'e cevap veriyor. At F3, at C6, fil C4 ile fil C5 hamleleriyle birlikte klasik bildiğimiz İtalyan açılışının konumu oluştu. D3 ile cevap veriyor ki burada C3'lü varyantlar da var. Bu arada biz kanalımızda da İtalyan oyununu çok geniş bir şekilde, İtalyan açılışı çok geniş bir şekilde anlattık. Açılış serisi oynatma listesine tıklayarak ilk videolardan İtalyan oyununun ana varyantını, Advanced Gambit'in varyantını vesaire birçok varyantını bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. D3'le devam etmiş beyazlar. D6 simetrik devam yolunu tercih etmiş. Burada tabi beyazlar iki tane önlerine hamle var. Birisi Rook, diğeri de At G5. Özellikle At G5'ten bahsetmek istiyorum. At G5'in fikri F7'ye baskı kurmak ve At G5 karşısında siyahların yapması gereken savunmada At H6. Bu nedenden dolayı siyahlar eğer bu devam yolunu bilmiyorsa beyazlar kısa yoldan kazanç elde edebilir, merkez üstünlüğünü ele alabilir ya da rakibin şahının konumunu bozabilir. Fedalı medalı olabilecek bir varyant at G5 saldırgan oyuncular için tercih edilmesi gereken bir varyant. Fakat beyazlar burada at C3 oynamış, daha sakin gelişme devam etmiş. At F6 hamlesinden sonra yine beyazlar rok yapabilir. Fakat fil G5 oynamışlar. Burada fil G5'ten sonra siyahlar fil B4 yaparsa özellikle rakip şöyle bir ikilemde kalacak. Ya ben yesem mi bunu, o da beni yiyecek, ya da filimi geri dönsem mi şeklinde ikilemde kalacaktır. O yüzden fil B4 hamlesi önerilen ve güzel hamlelerden bir tanesi. Fakat yapmıyor. Siyahlar H6 yapmayı tercih ediyor. Yani kısaca diyor ki siyahlar, kardeşim yiyorsan ye, yemiyorsan bir git hadi, uğraştırma beni diyor. Beyazlar diyor hay hay yiyeyim. Fil çarp B6, vezir çarp B6 ve Hamlet hepinizin tahmin ettiği üzere hamle at B5. Ver veziri diyor. Merkez hattına oturttu. Gayet güzel. Veziri kışkırttı. Vezir D8'e kaçtı. Kısa rok yapıldı. Kısa rok yapıldı. Gelişim tamamlandı. Ve burada işte asıl yapması gereken hamle C3. C3 hamlesiyle birlikte beyazlar gerçekten çok büyük avantaj elde edecekler. Niye? Aletleri gelişmiş. Bir tane atı merkezde. Fili şahkanıda bakıyor. Çok güzel. Aynı zamanda siyahların merkezde bir hakimiyeti var gibi gözüküyor. Özellikle siyah karede D4 karesinde. Bu D4 karesindeki baskıyı kırmak için önce C3, daha sonra imkan verirse D4 sürme fikirleri beyazın merkez hakimiyeti için çok önemliydi. G3 oynadı. G3 çok hatalı bir hamle. Niye G3 çok hatalı bir hamle? Bir kere beyaz kareleri çok ciddi zayıflattı ve siyahların beyaz karelere gidebilen bir fili mevcut. Mesela ilerleyen zamanda da fil H3 mesela çok etkili bir hamle. Ya da şu anda fil G4 hamlesi çok etkili bir hamle. Atı açmazı alıyor. Ne yapacaksınız siz bu fili kışkırtmak için, burada kışkışlamak için H3'te oynayamazsınız. İyice zayıflatırsınız. O nedenden dolayı fil G4 hamlesi çok önemli ve çok değerli bir hamleydi. Siyahlar yapmadı. At E7. Tabi siyahları anlayabiliyorum. Siyahlar bir an önce şuna konsantre oldu. Ya şu at merkeze çok can sıkıcı. Hazır imkanım varken, atım varken bu atı ben bir kışkışlayayım.
fikir buydu. O yüzden atı E'de oynadı. Burada atın sakince E3'e kaçması lazım. Yapmadı. At H4. Niçin, niçin, niçin? Yani at H4'ten sonra neyi planlıyoruz? Şunu planlayacağız desem, hani o beni yiyince, ben onu yiyince, işte rakip bir hamle yapınca ben atı F5'e getireceğim. Rakibin filini bırakmayacağım ortada falan. Gerçi piyonla yerse olmaz da fille yerse olur. Böyle bir şey mi düşündü acaba? Çünkü at H4'ün başka... Ha şu olabilir mi acaba diye düşündüm. Atı G2'ye gelmek. Yani at G2'ye gelse ne olacak ki? At G2'den sonra E3'lerde ne işimize yarayacak? Bu at zaten E3'e gelebiliyordu. At H4 birazcık soru gibi ya da soru ünlem değil. Yani anlamsız hamle gibi. At çarpı D5, fil çarpı D5 hamlelerinden sonra fil H3. Gayet güzel bir hamle. Kale istiyoruz. Burada bilgisayar diyor ki kale E1 ya da at G2 hamlelerden bir tanesini yap. Ama at G2 çok daha iyi. Çünkü bu atın ne işe yarayacak H4'e geldin sen burada diyor. At G2 tavsiye ederken beyazlar kale E1 oynadı. Siyahlar çok güzel akıllıca C6 sürüyor. Fili rahatsız ediyor. Fil normalde B3'e kaçıp o aksiyondan çıkması lazım. Yapmamış, fil C4 oynadı. Tabii fil C4'ten sonra yine fil rahatsız edilebiliyor bir şekilde. O yüzden B3 daha garantiydi. Burada vezir F6 gibi bir hamle var ama kısa vadede çok da faydası olmayan bir hamle. Tabii ki de vezir F6 hamlesiyle birlikte şöyle fikirler var. Vezir F6'dan sonra G5 süreceğim. At geldiği zaman fille atı açmaz alacağım. Vezirle de basıyorum. İşte atı nasıl tutacak? Ancak kaleyle tutamaz. Fil de var. Gibi gibi. Ancak şahın oynaması lazım. Gibi gibi bazı fikirler var burada. D5 yapmış siyahlar. Güzel bir hamle. Merkeze yönelik bir hamle. E5, CD5 ve daha sonra fil B3. Baktığımız zaman gayet sağlıklı iki tane piyonu var siyahların. Merkezde avantajlı durumda. Burada siyahlara önerilen iki tane hamle var. Biri saldırgan, biri sakin bir hamle. G4 hamlesiyle birlikte atı tehdit ediyor. Saldırgan bir hamle. Vezir F6 ile birlikte de yine saldırgan diyebileceğimiz ama bir tık daha sakin ama ikisinin de fikri aynı. G4'ten sonra zaten at gelince ya vezir gelecek ya fil gelecek. O nedenden dolayı zaten fikirleri aynı olan hamleler. A5 yapmış. Tabi siyah ne düşünüyor? Ben diyor bu fili burada düşüreceğim diyor. Düşüncesi o. Ama burada zaten beyazlar bu piyonu alabiliyor. Ya da beyazlar vezir F3 oynayabiliyor. Ben olsam piyonu alırım. Direkt D5 piyonuna da baskı kuruyoruz ya. İyi bir fikir olabilirdi. Ama tabi onda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Piyonu aldığınız zaman fille kaleyi isteyip aynı zamanda şahlarına bir saldırı fikri oluşabiliyor. O nedenden dolayı birazcık tehlikeli bir hamle piyonu almak ama fil A4 oynamış. Fil A4 kötü bir hamle arkadaşlar. Fil A4 gerçekten kötü bir hamle. Burada siyahların çok güzel bir hamlesi var. O da B5. Diyeceksiniz ki ya B5 olur mu? B5 kötü. Arkadaşlar B5'in fikri bu. B5 oynadım. Fille çaktı. Hop vezir B6 ver fil. Ne yapacak? Ne yapabilir? Ya fili mi korusun yoksa burada F2'yi mi korusun? Anlaştık. Ondan dolayı B5 hamlesi çok güzel bir hamle idi. Kaçmış, yapmamış siyahlar B5'i. Onun yerine F5 sürmüş. Burada işte kale E5 piyonu alabilir. Almamış. Vezir H5 oynamış. İşte vezir H5 hamlesiyle birlikte beyazların yakında bu veziri bay bay olacak. Çok az kaldı. Birazdan bay bay olacak bu vezir. Burada tabii siyahlara tavsiye edilen bir vezir B6 hamlesi. Hani niye? Hani F2'ye baskı kur gibisinden. Ama ben olsam vezir B6 yapmazdım. Niye? Çünkü vezir H5 hamlesi zaten beyaz vezir için kötü bir hamle. Eğer ben vezir B6 oynasaydım çok yüksek ihtimalle F2'yi savunmak için vezir tekrar geri dönecekti. Ve ben bu veziri burada düşüremeyecektim. Vezirin savunmaya gelmesini sağlamaya yönelik hamle olur vezir B6. Ne kadar da doğru olsa bu maç için bence yapılmaması gereken bir hamleydi. Fil G4 oynadı. Çok güzel bir hamle. Fil G4 ile birlikte vezirin aşağıyla bağlantısı kesildi. Ver veziri dendi. Vezir nereye kaçacak abi? Bana bir söyle. Nereye kaçabilir? Bir tane yeri var değil mi? Neresi orası da? G6. Ha? Artık işi bitirme zamanı. Arkadaşlar size şu kadar söyleyeyim. Kale A6 ile birlikte artık vezirin kaçacak hiçbir yeri kalmıyor. Ve vezir düşüyor. Ama bizim siyahlardaki arkadaşımız Abdullah kale F6 oynuyor. Bu kötü. Niye kötü? Çünkü vezir E8'e gelip şah vezir yapıyor. Vezir yiyince fille vezir yiyor. Sadece alet kayboluyor. Sadece beyazlar alet kaybediyor. Vezir kaybetmiyor. Ama kale A6 oynamış olsaydı vezir kalkıp E8'e gelip şah vezir falan yapamayacaktı. Kale yiyecekti. Okey. Ondan dolayı burada kale A6 çok daha iyi bir hamleydi şu aşamada. Kale F6 oynamış ama burada beyazlar vezir E8 hamlesini görmemiş ve çok kötü bir hamle olan kale çarpı E5. Çok kötü demeyelim de kötü diyelim. Kale çarpı E5 yapmış. Vezir gitti. Kale çarpı G6 hamlesinden sonra yine beyazların kale E8 şah vezir hamlesi var. Düşürüyorlar. Yapmamış. Kale çarpı ki at çarpı G6 yapmış. Kötü bir hamle. E şimdi şah vezir tehlikesi var tabii şu anda. Bu nedenle dolayı bundan kurtulmamız lazım. En güzel vezir B6 ile kurtulabiliyoruz. Hem de şahlarına baskı yapıyoruz.
Bunun yerine vezir F6 oynamış. Hani ver kaleyi, ver atı şeklinde bir hamle. Bu da fena bir hamle değil. Burada kaleyle piyonu alabilir. Almamış. At E7'den şah demiş. Nasılsa gidiyor diye. E, tamam fil yiyor zaten. Fil çarpı E7. Kale çarpı D5. Şimdi vezir çarpı B2 ver kaleyi. Kale E1 hamlesiyle birlikte burada yapılması gereken hamle vezir B4 hamlesi. Niye vezir B4 hamlesi? Çünkü kale file baskı yapıyor. Vezir B4 ile birlikte hem fili tutacağım hem rakip kaleyi tehdit edeceğim. Vezirim de gayet güzel her yere zıplayabilen, her yere gidebilen bir pozisyonda olacak. Gayet güzel bir hamleydi. Vezir B4 onun yerine fil B4 hem kaçıp hem kaleyi istemek yönünde bir hamle yaptı. Burada iki tane hamle var. Birisi kaleyi kaçma hamlesi. Diğeri de kaleyi kaçmayıp fil B3 oynama fikri var. Fil B3 ile birlikte ne yapacağız? Açarak şahlar maçlar düşüneceğiz, bir şeyler düşüneceğiz. Oradan bir şey çıkarmaya çalışacağız. Hiçbirini yapmamış, şah G2 oynamış. Hiç anlam veremedim. Kale gitti yani. Bum 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 kale gitti. Fil çarpı E1 hamlesiyle bum bum kale gitti. Burada tabii artık beyazlar için oyun bitse de yine de hamleyi söyleyelim. H3 gibi fili kışkışlayacak bir hamle var. Ama gitmiş kale E5 oynamış. Muazzam kötü bir hamle. Artık bu saatten sonra beyaz için ipler tamamen kopmuş. Vezir çarpı E5 yapmak yerine fili C3 oynamış siyahlarda. Normalde E5'i rahatlıkla alabiliyordu. Kalenin kaçması lazım. Kaçmamış. Şimdi H3 oynamış. Yani burada artık dengeler tamamen bitmiş yani. Fil çarpı E5, H çarpı G4, F çarpı G4 hamlesinden sonra beyazlar demiş ki ya bir tek filim kaldı, rakibim vezir kale üstün, piyon üstün. Artık bu saatten sonra çok da yapılacak bir şey yok benim adıma demiş. Bu nedenden dolayı da siyahlar maçı kazanmış. Çünkü beyazlar terk etmiş. Tebrik ediyoruz Abdullah'ı ve Gıyaplı Yusuf hocamız da böyle bir öğrenci yetiştirmiş. Her türlü tebrik ediyoruz zaten. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu maçı gönderdikleri için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. At maçını yorumlayalım serimizin son videosu bir sonraki video olacak. Bir sonraki videodan sonra ise bir haftalık müsaade isteyeceğiz sizden. Akabinde kısa kısa tuzaklar isimli bir serimiz olacak. Bir ay kadar sürecek bu seride. Fakat biraz daha böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık değil de 1-2 dakikalık videolar olacak bunlar. Hem bizi de yormayacak, sizi de sıkmayacak videolar olacak ve günde bir video atacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olun. Yanı başına zil tuşuna basarak gönderebilirsiniz aşkım. Unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Hep hayatımız satranç yerlerinden olmanızı bir dileğim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.